Elini elimden, gözünü gözümden, Rabbim seni helal etmeden sakınırım, sakınırım. Evimizin bereketi hem gündüzü hem gecesi, Kur'an koksun her köşesi, susmayalım, okuyalım. İkimiz mutlu olalım, hedefimize cennet koyalım. Senin gönlünü benimkine, benim gönlümü seninkine, Rabbim köydüğüm eylesin yar bizi birbirimize. Allah'ın rızası için şu gönlü sev, Hazreti Ali ile Fatma validemiz gibi, ben aşkın tefsiri olayım, sen de meali. Hadi gel, Allah'ın rızası için şu gönlü sev, Hazreti Muhammed ile Ayşe validemiz gibi, beni nasıl seviyorsun sorusuna, kör düğüm gibi de. Senin gönlünü benimkile, benim gönlümü seninkile, Rabbim köydüğüm eylesin yar bizi birbirimize. Ben senin değil güzelliğine vuruldum, Allah değişine. Bu aşk nasip olmaz herkese, nikahımız kıyıldı göklerde. Peygamberimizin sünnetidir. İslam dininde çok önemlidir. Neden? Çünkü toplumlar aileler üzerine kurulur. Devletler neyin üzerine kurulmuştur? Aileler üzerine kurulmuştur. Aileler üzerine kurulduğundan dolayı aileler ne kadar bilinçli olursa, aileler ne kadar huzurlu olursa, aileler ne kadar bilgili olursa, aileler ne kadar ahlaklı olursa, toplum da o kadar düzgün olur, o kadar ahlaklı olur, o kadar bilinçli, bilgili olur. Çünkü toplumu oluşturan birey ailedir. Ondan dolayı ne yapacağız? Ailemizin huzuru için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Birbirimize yardım edeceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimize saygı göstereceğiz. En küçük
Bir, sıkıntı için birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimizle mümkün olduğu kadar ailemizin huzuru için elimizden gelen ne kadar gayret varsa hepsini göstereceğiz. Tabii bir ağaçtan ne beklenir? Meyve beklenir, değil mi? Evlilikten de çocuklar beklenir. E tabi Allah-u Teala inşallah sizlere hayırlı çocuklar, hayırlı evlatlar nasip eylesin. Evlattan maksat yetiştirip topluma salmak değildir. Evlattan maksat Allah'ı bilen, helali haramı bilen, ondan sonra topluma faydalı olan, insanlara yararlı olan, düzgün olan, ahlakı yerinde bir evlat yetiştirmekten maksattır. Yoksa evlat yetiştirdik, bize sıkıntı olacaksa, topluma sıkıntı olacaksa o evlat hayırlı bir evlat olmaz. Evlatlarımızın hayırlı bir evlat olması için gayret gösterelim. E bunun için de ne gerekiyor? E bunun için evlatlar, kızlar annelerini, erkekler de babalarını örnek alıyor. Biz önce kendi yaşantımızı düzelteceğiz. Evimizde, hanemizde namaz kılınması için, evimizde, hanemizde helali harama dikkat edilmesi için gayret göstereceğiz değerli kardeşlerim. Allah-u Teala inşallah Allah'ın rızasına uygun bir yuva kurmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Rabbim inşallah kuracağımız yuvayı bütün bela, kaza, fitne ve musibetlerden muhafaza eylesin. Şimdi ben gelin hanımın adını, babasının adını, damadımızın adını, gelinimizin adı? Emirzade. Emirzade. Emir zaten. Soyadınız var mı? Var. Bekirova. Bekirova. Damadınızın? Kuzey. Kuzey. Kuzey? Bozkurt. Bozkurt. Evet. Bozkurt. Babanızın adı? Gelin hanım. Salih. Salih sizin babanız? Turabi. Turabi. Evet. Zuhran. Zuhran. Mehir. Ne yaptınız mehir işini? Kızımıza ne mehir veriyorsun? Evlilik mehirsiz olmaz. Vallahi ne arzu edilirse o. Altın falan takıyor musun? Ne altın taktın? Ne kadar altın taktın? Şimdi istiyorlar. Kocam ya ver öyle de razı ol. Olmaz. Mehir olacak. Mehir mecbur. İşte bir yüzük var. Sadece o mu var? Evet. Bir ben var. Bir yüzüğümüz var. Yani beni alıyor, daha ne istiyorsun? Ben varken mehire ne gerek var diyorsun? Mehir olarak kendimi veriyorum mu diyorsun? Aslında mehir ben. Tamam, 5 tane altın yazıyorum. Tamam. Yerin Hanım, lazım mısınız 5 altına? Lazım. Lazım, tamam. Önce bir tevbe istiğfar edelim inşallah. Zamanımız yaklaşıyor. Diyelimce bir bütün günahlarımıza tevbe ya estağfurullah, estağfurullah. Estağfirullah el-Azim, el-Kerim, el-Rahim, el-Lezî la ilahe illa hu, el-Hayy el-Gayyum ve etûb ileyh. Tevbete abdizil zalim illi nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura. Ve nes'elehu tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huve tevvabur rahim. İnnehu huve tevvabur rahim, innehu huve tevvabur rahim. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, el-amel ya Rabbi el-alemin. Bizim çağımızdan bu ana gelinceye kadar işlemiş olduğumuz kelime-i küfür, şirk, hata, isyan, muhtan, zedikudu, gıybet, yalancılık, iftira ve mala yani bizden her neki sadır ve vaki olduysa biz onların cem'i cümlesine tövbe ettik, pişman olduk, nadim olduk ve bir dahi işlememeye azmeyledik. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselam, ahiri iki cihan serveri bizim sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'dir. Bu ikisinin arasından ne kadar peygamberler geldiğine geçtiyse cümlesi haktır ve gerçektir deyip dilimizi ikrar, kalbimiz ile tasdik eyledik. Tasdikimize buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Âmentü billah ve bimâ câe min indi lillâh. Âmentü bi rasulillâh ve bimâ câe min indi rasulillâh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allahümme inni uridu en ujaddidel imana ve nikahan tecdidel bi kavlih la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Cenab-ı Mevla yapmış olduğumuz tevbe-i şerifi kabul eylesin. Ve bir dahi bizlere günaha dönmeye fırsat vermesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin lezî zevvecel ervâhe bil eşbâh ve ahallen nikâhe ve harrama s-sifâh. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin lezî beyyenel harama vel mübâh ve ala âlihi ve ashabihi lezîne hum ehlus salâhi vel felâh. Gelin alın, elinizi indirebilirsiniz. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنْنِكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Sen, salih kızı Emirzade Bekirova hanımefendi, Allahu Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadı, mevcut şahitlerin şehadeti ve aranızda belirlemiş olduğunuz mehir ile Turabi oğlu Kuzey Bozkurt beyefendiyi kendine eş olarak kabul ettin mi? Evet. Kendine eş olarak kabul ettin mi? Ettim, evet. Kendine eş olarak kabul ettin mi? Evet. Allah-u Teala kabul eylesin inşallah. Sizler de bu şartlarda şahit oldunuz. Rabbim şehadetinizi kabul eylesin inşallah. Sen, Turabi oğlu Kuzey Bozkurt beyefendi, Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadı, mevcut şahitlerin şehadeti ve aranızda belirlemiş olduğunuz mühür ile salih kızı Emirzade Bekirova hanımefendiyi kendine eş olarak kabul ettin mi? Ettim. Kendine eş olarak kabul ettin mi? Ettim. Kendine eş olarak kabul ettin mi? Ettim. Allah-u Teala kabul eylesin. Sizler de bu şartlarda şahit oldunuz. Allah-u Teala şehadetinizi kabul eylesin inşallah. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ec'al hâzel akde meyvunen mübareke ve ec'al beynehumâ fitneten ve nefreten ve firara. ولا تجعل بينهما ولا تجعل بينهما فتنة ونفرة وفرارا واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخديجة الكبرى وكما ألفت بين علي رضي الله عنها وفاطمة الزهراء اللهم أعطي لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وأمرا طويلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. Huzurunda akdü nikahını yapmış olduğumuz bu gençlerimizin nikahlarını kabul eyle. Bu nikahımızı mübarek eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin. Bu gençlerimizi ömür boyunca mes'ud ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Hayatları boyunca itaat, kanaat, sadakat bağlarıyla birbirlerine bağlanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, gelinimizi evinde parlayan bir güneş, damadımızı da gelinimize layık bir eş eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, gelinimizi evinde bir melek, damadımızı da çevreye örnek eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, bu gençlerimize kendilerine itaatkar olacak, dinlerine, vatanlarına, milletlerine faydalı, hayırlı, yararlı olacak, Allah'ı bilecek, peygamberi bilecek, cennetlik olacak, kendilerine de cennete ulaştıracak olan hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Bu gençlerimizin vücutlarına sağlık, sıhhat nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, bu gençlerimizin kuracaklarını, yuvalarını bereketli eyle ya Rabbi. Kendilerine geçim sıkıntısı verme ya Rabbi.
kendilerini helali ve bol rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi. Kendilerini dünya ve ahiret saadetiyle mesrur eyle ya Rabbi. Kendilerine her türlü bela, kaza ve musibetlerden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Bu evliliklerini cennete kadar sürdürebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kuracaklarını yuvalarının içinde Kur'an okunan, dua yapılan, helale harama riayet edilen, ibadet edilen hayırlı bir yuva olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kendilerini ve cümlemizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle ya Rabbi. Esselatu Vesselamu Aleyke ya Resulallah. Esselatu Vesselamu Aleyke ya Habiballah. Esselatu Vesselamu Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Vesselamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ümmet. Bir imza atacaksınız. Şöyle. Buraya da. İsmini altına atalım. Diğerinden alın. Siz de ismini söyle altına. Şahitlerimizin de imzasını alalım. İsteyeceğim. Herkes isminin altına imzasını atsın. O babası. Anadaş. Salih. Salih. Salih işte. Kaç kere? Size şahit olmak istiyorsunuz. Bunu şöyle. Hayırlı mübarek olsun. Vaktini mesut ve bahtiyar eylesin inşallah. Gelin hanım, bu sizin.